Tosmukbank. Merhaba arkadaşlar, ben Gamze. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir mukbang videosuyla karşınızdayım. Kahvaltı yapacağım. O yüzden tost yaptım. İki tane yaptım. Gerçekten bayağı açım ve saat neredeyse 1'e 1.30'a geliyor. Tam benim için kahvaltı yapmaya uygun saatler. Sizi çok özledim. Gerçekten sizinle sohbet etmeyi aşırı derecede özledim. Ve o yüzden böyle konuşmalı bir video çekeyim dedim. Aslında yine böyle çeyiz için aldıklarım vardı. Veya biten ürünlerim vardı. Böyle bitenler videosunu çeksem ya da yine aldıklarımı göstersem falan dedim. Ama bugün öyle şeylerden hiç konuşasım gelmedi arkadaşlar. Bugün son zamanlarda hayatımda olan gelişmeleri anlatacağım ve sizin bana sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Hani son zamanlarda gelen soruları. Bir yandan da kahvaltımı edeceğim. Gerçekten çok özledim sizi. Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Yorumlara yazın. Konuşalım, sohbet edelim. Biliyorsunuz son zamanda hayatımda bayağı gelişmeler oldu. Nikah tarihimizi falan aldık Gökhan'la. Hepsini anlatacağım size. O yüzden hani böyle size anlatma hissiyle uyandım bugün ve dedim ki böyle bir video çekmeliyim. Şimdi önce sorularla başlayayım. Şöyle defterime not almıştım. Şu soru çok gelmiş arkadaşlar. Ona çok şaşırdım. Yani ona benzer sorular gelmiş. İşte ilk kim aşık oldu? Gökhan'ın ilk görüşte mi aşık oldun? O mu ilk seni beğendi? Sen mi onu gibi çok fazla böyle aslında soru gelmiş. Bunu da daha önce cevaplamıştık biz bir videomuzda. Ama sorun değil. Belki yeni gelenleri olmuştur. O yüzden hatta altına bir takipçim de şey yazmış. İlk Gökhan abi aşık olmuş falan yazmış. Böyle hani eskiden bilenler. Bizde şöyle bir durum oldu. İlk başlatan Gökhan oldu. Hani ilk ben ortama girdiğim zaman hani beni görüp beğenen, benimle görüşmek için hani çabalayan Gökhan oldu. Ben böyle zaman içerisinde onu tanıdıp onu sevdim. O şekilde ilerledi yani. Ben Gökhan'ı tanıdıkça onun kişiliğini, onun karakterini, yani her şeyiyle böyle zaman içinde çok güzel ve daha, yani bence zaman içinde ilerleyen şeyler daha da sağlam oluyor. O da mesela ilk görüşte beni beğenmiş ama tanıdıkça beni sevmeyebilirdim. Yani karakterimi sevmeyebilirdim. Kişiliğimi sevmeyebilirdim. Zeytini elle yiyorum ya. O yüzden zaman içinde oluşan şeyler bence daha sağlam oluyor. Tabii belli de olmaz yani bu arada. Eskisi bir katı değilim. Ben eskiden böyle çok net çizgileri olan bir insandım. İşte hani şu kadar süre tanışıp şu kadar süre vakit geçirdiğin insanla evlenmen lazım. Nasıl tanıyorsunuz, nasıl anlıyorsunuz falan, ama artık her şeye karşı fikrimde, işte her şey olabilir hayatta. Ne olacağı belli olmaz. Bir ilişki 5 yıllıktır, evlenirsin mutsuz olursun. Bir ilişki 1 yıl içinde olmuştur, evlenirsin mutlu olursun. Bu tamamen yani şans arkadaşlar. Evlilik olayı gerçekten kumar derlerdi. Hani öyle. Tamamen kumar yani, bilmiyorsunuz ne çıkacağını. Çok güzel bir sevgililik hayatınız olabilir ama evlenince yine anlaşamayabilirsiniz. Aynı evin içinde yaşamak farklı bir olay. Hani biz de yaşadıkça bunu anlayacağız. Benim sadece uzun bir yıl birlikte olup sonra evlenmek hani taraftarı olma sebebim tanımak, bilmek, yani o insanın huylarını bilmek ki aynı eve geçince şaşırmamak. Mesela çok dağınık bir insan. Benim 4 yıllık bir ilişkimse ben onun dağınık olduğunu bilirim. Ve onu kabulleniyorumdur. Ya da yemeğe çok düşkün bir insan. Hani kesinlikle evde böyle yemek ya birlikte yapacağız ya ben yapacağım. Hani kimin yaptığı önemli değil ama yemek olacak, pişecek yani. Tabii hani bu iki kişinin çalışma durumuna göre değişir. Ama hani bir şekilde o yemek olacak. Hani atıyorum. Biri çok titiz mesela. Hani aynı eve girince bunu öğrenmek yerine önceden bilmek, onu kabul etmek ve hani onun titizliğine rağmen dikkat edeceğini düşünerek evlenmek daha sağlıklı geliyor ki evlenince şaşırmamak, üzülmemek adına. Şöyle bir soru gelmiş. Nikah aldıktan sonra, yani imza attıktan sonra duyguların değişti mi? Nikah günü almadan öncesinde ve sonrasındaki duyguların neler, nasıl bir değişiklik oldu gibi bir soru gelmiş. Yani böyle hani nikah günü almadan önce bir heyecan oluyor, bir mutluluk oluyor. Nikah günü aldıktan sonra da hani aynı şekilde devam ediyor ama böyle bir şaşkınlık oluyor ya. Hani diyorsun nasıl bugünlere geldik, nikah günü alıyoruz vesaire. Tabii ki de yakın hissetme oluyor. Tabii ki de daha böyle farklı bir his oluyor. Ama böyle yani uçurum bir şey yok yani. Hani
Nikah günü almadan önce de senin sevdiğin insanı, aldıktan sonra da yani. Ama tabii nişandan sonra bence. Nişandan sonra ilişki bence gerçekten hem oturuyor, hem böyle bağlar güçleniyor. Ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle oldum. Çünkü artık nişanlısın. Hani onu ayrı benimsiyorsun, onun ailesini ayrı benimsiyorsun falan. Sevgililik gibi olmuyor bence. Sorumlulukların falan daha farklı oluyor. Nikah tarihiniz ne zaman? Arkadaşlar, nikah tarihimizi aldık ve bu videoda açıklıyorum. Sizi çok fazla bekletmek istemedim. Bir sonraki videoda açıklayacağım dedim ve... Biz şimdi farklı şehirlerdeyiz biliyorsunuz. Ben İstanbul'dayım, Gökhan Çanakkale'de. O yüzden bizim kınamız ve nikahımız İstanbul'da olacak. Yani gelin alma olacak. Sonra nikah salonuna falan gidilecek. Şöyle arkadaşlar. 13 Ağustos nikah tarihimiz. 15 Ağustos'ta düğün tarihimiz arkadaşlar. 12 Ağustos'ta da kına olacak. Yani 12 Ağustos Perşembe kına, 13 Ağustos Cuma nikah. Cumartesi arada bir es veriyoruz. O dinlenme. Çünkü farklı bir şehre gideceğiz. Yol uzun, 6 saat falan gideceğiz. O yüzden cumartesi orada dinleneceğiz. Pazar günü de düğün olacak. Düğün Çanakkale'de olacak. Bizim şöyle bir değişiklik oldu. Yani değişiklik değil de bizim şöyle bir tatlı bir tesadüf oldu. Bizim nişanımız da 15 Ağustos'taydı ve düğün yeri de 15 Ağustos'ta müsaitti. Yani tamamen denk geldi. Çanakkale'de olan düğün yeri çok güzel. Orayı tuttuk. Kır düğünü olacak bu arada. Böyle açık bir yer. Direkt denizi falan da görüyor. Çok güzel. Deniz kenarında bir yer. Bizim aslında daha öncesinde istediğimiz bir yer vardı. O böyle denize daha da yakındı. Böyle bizden direkt deniz kenarında olsun gibi düşünüyorduk. Orası dolmuştu. Çünkü geçen seneden de bu seneye iptal edip aktaranlar olmuş. Ama burası da çok güzel. Zaten şöyle... Çanakkale zaten çok güzel bir şehir. Hani orada kötü bir salon yok zaten. Hepsi güzel. O yüzden bu da benim çok içime sindi. Hatta buranın organizasyonu böyle daha bana güvenilir geldi. Daha bilgiliydi yani. Daha tecrübe sahibi biriydi görüştüğümüz kişi. O yüzden memnunum, mutluyum. Yani zaten şu an pandemi geçsin de düğünümüzü yapalım, eğlenelim de nerede eğlenirsek eğlenelim. Yani nerede o günü yaşayabilirsek yaşayalım. Hani önemli olan o. Bundan sonra bütün duamız yasakların kalkması, bu hastalığın geçmesi, her şeyin düzelmesi. Yani biz geçen seneyi baz alarak hareket ettik. Geçen sene 1 Temmuz'da açılmıştı düğün salonları, düğün yerleri ve Ağustos sonunda kapanmıştı. Eylül'de belli bir saat kısıtlamasıyla olmuştu. Biz onu baz alarak yine 15 Ağustos'ta yapmaya karar verdik. Böyle. Onun dışında nikah zaten Maltepe'de. Nikah işlemleri arkadaşlar hiç sandığım gibi değilmiş. Gerçekten böyle bayağı hani masraf çıkıyormuş. Onu da size söyleyeyim ben. Bilginiz olsun. Tecrübe edinmiş biri olarak yani nikah salonları 2000 liraya bile salon vardı yani. 2000 liraya anlaşıyorsunuz böyle açık bir yerde orayı tutuyorsunuz ve sadece 5 dakika evet demek için mi yani gibi bir durum vardı. Onu anlayamadık. Ama şöyle, eğer düğün yapmayacaksanız, düğün masrafınız yoksa tabii ki de hani 2000 liraya nikah salonunun hani güzel olan kısmında yaptırabilirsiniz ama hani zaten düğün yapacaksınız, zaten düğün yerinin masrafı fazla, ekstra bir sürü masraf varken nikah için öyle bir şey gerek duymadık biz. İçeride kapalı salonda yapmaya karar verdik ki oranın da ücreti yani 750 lira civarı falandı. Hani normalde defter ücreti hani 200-300 lira falan olur, onu anlarım ama yani nikah kıydırmanın ücreti 750 lira ben hani bilmiyordum, biraz şaşırdım. Hani şey diyebilirsiniz, o kadar masrafın içinde hani o mu seni rahatsız ediyor ama yani mantığım şey düşünüyor benim hani biz bu ülkede yaşıyoruz ve hani iki genciz, nikah kıydırmak istiyoruz, neden bu kadar para veriyoruz falan gibi düşünüyorum. Yani güzel bir yer yapmışlar. Böyle klasik bir belediyenin kapalı işte amfi gibi olur ya arka arkaya sandalyeler. Öyle bir nikah salonu değil. Tabii öyle salon da var, onu da tercih edebiliyorsunuz ama öyle bir yer değil, daha farklı. Böyle ortada böyle bir göl falan yapmışlar.
çimler var falan. Ama bilmiyorum, belki de normaldir. Belki de ben ilk defa böyle bir yola çıktığım için, nikah günü vesaire aldığım için belki ben bilmiyordum bunu. O yüzden şaşırdım ama yani nikah memurunu düğün salonuna getirmekle aynı orada kıydırmak. Yani öyle olacağını, düğün salonuna nikah memuru gelir, en azından hani hizmeti ben kendim de alırım diye düşünürdüm. Ama bizde öyle bir durum yok. Aslında bizim hani hayalimizdi böyle düğünde nikah kıymak ama işte İstanbul'da olduğum için ben hani gelin alımı, kızın evden çıkması vesaire olduğu için o yüzden cuma günü nikahımız burada kıyılacak sonuç olarak. Cuma günü direkt Çanakkale'ye gideceğiz. Pazar günü de düğünümüz var. Çanakkale'ye takipçilerimi beklerim. Tabii kişi sınırlaması olmazsa eğer. Şu an mesela nikahta gelecek herkesin ismini, soy ismi, numarasını falan yazıp o şekilde nikah dairesine teslim etmemiz gerekiyormuş. Böyle prosedürler var. Sağlık raporu falan çıkartıyorsunuz işte. Kan testlerinize falan bakılıyor nikahtan önce. Fotoğraf çıkarttırıyorsun, ikametgah. Ben Çanakkale'ye gittim bu arada, yeni geldim. Birkaç gün oldu. Çanakkale'de kuaförümle anlaştım. Düğün için. Sacide Kaya'ydı ismi, evet. Onunla anlaştım. Böyle Instagram sayfası falan çok hoşuma gitti makyajları. Zaten makyaj konusunda birinciliği varmış. Böyle madalyalar falan vardı salonunda. O yüzden orayla anlaştım. Çanakkale'de olan var mı? İçinizde daha önce gitmiş olan var mı? Hani Sacide Hanım'a. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü hani bilmediğim bir yere gideceğim. Evet, Çanakkale'de okudum. Hani kuaförleri kullanıyordum ama çok da memnun kalmıyordum. Böyle bir kuaför sıkıntısı var. Hani burada mesela yani freelance birinle yaptırabilirsin. Nişanında mesela Ahmet Aydeniz yapmıştı. Çok memnun kalmıştım. Hani Ala Makeup Studio'ya gidersin ya da ne bileyim San Kuaför var. Oraya gidebilirsin falan. Orada biraz böyle bir hani kuaför açısından bir sıkıntı var ama güzel olacağını düşünüyorum. Yani Sacide Hanım'ın makyajlarını beğendim. Tarzını beğendim. Dediğim gibi Çanakkale'li arkadaşlar varsa lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Yani daha önce gittiniz mi veya bir arkadaşınız oraya gidip gelin makyajı yapmıştır. Yardımlarınıza ihtiyacım var. Vallahi böyleydi arkadaşlar benim hayatımdaki son zamandaki gelişmeler. Onun dışında işte artık bir daha hani Haziran'da falan gidelim. Ev tutulur. Onlarla ilgileniriz. Şimdi gittim işte düğün yeriyle görüştük. Orayı gördüm. Onun dışında kuaförü ayarladım. Minas'a bayağı bir iş hallettim. Çünkü kuaförler de çok hızlı doluyor. Geçen seneden de hatta yani erteleyen randevusunu gelinler olmuş. O yüzden şu an için onu hallettim. O açıdan bayağı kafam rahatladı. Sıra gelinlik bakmakta, işte kına için kıyafet bakmakta falan filan böyle şeyler olacak. Taht seçimi vesaire. Onları da sizle vloglayacağım. Yine ev bakarken de vloglar gelecek. Yerleştirirken, çeyiz giderken, çeyiz yerleştirirken hepsini sizle paylaşacağım. Böyleydi benim anlatacaklarım. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.